aslında şöyle bir etrafınıza bakın. Burada direniş günlerinde mutlaka kendi aranızda konuşuyorsunuz. Bu ülkenin %99'u aslında hep aynı. Çalışıyoruz, didiniyoruz, emek veriyoruz, alın teri döküyoruz. Güneş doğmadan evden çıkıp güneş battıktan sonra evimize dönmek zorunda kalıyoruz. Ama bunun karşılığında boğazımızdan geçen lokmaları sayan ve her gün bir lokma daha azaltmak için, karına kar katmak için bizleri susturmak, sindirmek, teslim almak isteyen patronlar ve o patronlara güç veren patronların iktidarı var arkadaşlar. Şimdi bunların aklından geçen şu. Diyor ki, açık konuşuyorum ben her yerde. Ya işçi parçası diyor. Vur ensesine al ağzındaki lokmayı. Zaten diyor bana mahkum diyor. Ben olmasam onun maaşını kim ödeyecek diyor. Ve sürekli olarak bizi yalnız, çaresiz, tek başına yakalayıp istediği her şeyi yaptırmaya çalışıyor. Ama ne zaman ki biz yan yana geliyoruz, ne zaman ki biz kol kola giriyoruz, ne zaman ki biz aklımızı, yüreğimizi, bileğimizi birleştiriyoruz, işte bugün Polonez'de olduğu gibi hemen en alçakça saldırılara başlıyorlar. Bizim örgütlülüğümüzü dağıtmak için, bizi yalnızlığa mahkum etmek için, sendikal örgütlenmelerimizin önüne geçmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Ben açık söylüyorum. Bugün buraya evet bir görüşme için geldik ama dedim ki ben önce işçi arkadaşların yanına gideceğim. Çünkü biz bu görüşmede arabulucu falan değiliz. Biz bu görüşmede Polonez işçisinin tarafıyız. Biz bu görüşmede Tek Gıda İşçi Sendikası'nın tarafıyız. Ve sadece ve sadece sizin taleplerinizi, sizin isteklerinizi, sizin ananızın ak sütü gibi helal olan hakkınızı almak için, bunları ifade etmek için onların yanına gideceğim. O da eğer siz yetki verirseniz, eğer siz görev verirseniz, eğer siz sorumluluk verirseniz.